Ordu Spor 1967 3. Lig 2. grubun 27. haftasında Yeni Ordu Stadyumu'nda konuk ettiği Amberçay Eynesil Belediyespor'u 2-1 yendi. Mor beyazlıların gollerini 11. dakikada Metin Sevinç ve 90+3. dakikada Bilal Gül'den atarken konuk ekibin tek golünü 74. dakikada Yahya Kemal Berber kaydetti. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 48'e çıkararak zirve yürüyüşünü sürdürdü. İsmail, Ufuk, tekrar İsmail, Metin, sahaya ile vurdu topu, alırdı, gol! Dakika 11, çok güzel bir 2-1. İsmail'i düşündü belki ama Metin orada, usta Metin, sahaya ile topu. Öyle bir yere vurdu ki dakika 11, Metin'in golü 1-0 önde, Ordu Spor 1967, şık gol. Tek kişilik bir baraj Cevat Can'dan, ceza alanı içinde 6. Eynesil Belediyesporlu isim var. İçeriye orta. Savunmadan sekti. Top ağlarda. Orada karambol bir gol oldu. 74. dakika. Bir kez daha izleyeceğiz golü hakikaten ben. Kendi kalemize mi attık yoksa orada bir dokunma var mı? Tekrar söylüyorum, son dakikalarda bu statta çok geri dönüşler yaptı Ordu Spor 1967. Uzun bir taç atışı. Bilal, gol! Bilal! 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 Bilal Gül'den! Hala ağzımda mıydı? Çok dönüş yaptı. Çok geriye dönüş yaptı bu stadyumda dedik. Ve Bilal Gül'den'in golü. Bilal Gül'den! Bilal Gül'den! Ve karşılaşma şu anda 2-1 öne geçtik. Maç sonunda konuşan Ordu Spor 1967 Teknik Direktörü Cahit Erçevik, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Evet, geçen hafta da son dakika attık. Kötü bir sahada 3 gol attığımız maçı kazanamadık. Pozisyonları bulduğumuz bir maçtı. Eynesil'i de iyi analiz ettiğimizde rakibin 5'li bir savunma attığı oynadığını, 3'lü orta saha ikili yön kontrollerinde ve buna göre çalışmalarımızı yaptık hafta boyunca. İyi oynadık ilk yarı. Pozisyon gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Çok netleri kaçırıyoruz. Rakibe pozisyon vermiyoruz. Topun %50'yi, %70 oranında bizde kalıyor. Oyun formasyonumuz sahada çıkıyor. Ne yaptığını bilen bir takım var sahada ama maalesef sezon başından beri aslında yani final vuruşlarını ve final paslarını değerlendiremediğimiz için maçları hep böyle son dakikalara getiriyoruz. Seyircimizin de müthiş bir desteği. Ve son dakikada gelen bir gol, 3 puan sahibi olduk ama yani çok da erken bitirmemiz gereken bir maçı maalesef strese sokarak ama sonunda artık final haftalarına girdiğimiz bu bölümde kazandığımız 3 puanın moralini şu an için en azından kendimize taşıyoruz. Ordu Spor 1967 Kulübü Başkanı Adem Akça, son dakikada galibiyetini taraftarlara armağan ettiklerini belirtti. Evet, öncelikle takımımızı destekleyen bütün taraftarlarımıza sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Son dakika gelmesi belki anlamlı oldu ama maç içinde tabii ki heyecan, atmosfer çok farklı oluyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada galip gelmek son dakika golü de olsa bizleri ilerleyen haftalar için ümitlendirdi. İnşallah çarşamba günü veli maçının da galibiyeti, bu maçın galibiyetin ne kadar özel ve önemli olduğunu bir daha ortaya koyacak. Oyuncularımı ve maça gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, ayrıca Vali Bey'e, Ordu Spor Kulübü'nün tekrar sahaya çıkmasından sonra gelen bütün futbolcu kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Vali Bey'i, belediye başkanlarımızı, bundan sonraki süreçte bütün takımlarımıza destek vermeye davet ediyorum. Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 27. haftasında Gema Polimer Şile Yıldız Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Mor Beyazlılar ligin 27. haftasında İstanbul'da Şile Yıldız Spor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında iki ekip de pozisyona girse de değerlendiremedi ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Nazmi Can Doğan'la 52 Ordu Spor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.
Mücadelenin skorunu mor beyazlılardan Nevzat Bilen 88. dakikada belirledi. Temsilcimiz Şile deplasmanında 2-0 kazandı. 52 Ordu Spor bu galibiyetle puanını 49'a çıkararak lider yeni Mersin İdman Yurdu ile olan puan farkını 5'e düşürdü. Fassa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 27. haftasında konuk olduğu Kepez Belediyespor'a 1-0 yenildi. Ligde kalma savaşı veren Sarı Lacivertliler ligin 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Kepez Belediyespor'a misafir oldu. Maçın 43. dakikasında Kepez Belediyespor Mehmet Türkmen ile Fassa Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra gol olmayınca ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyona girse de değerlendiremedi ve mücadeleyi Kepez Belediyespor, Fassa Belediyespor karşısında 1-0 kazandı. Bu sonuçla Antalya ekibi puanını 56'ya çıkararak zirve yarışını sürdürdü. Sarı lacivertliler ise 24 puanda kaldı.